Merhabalar, ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya ve bize hoş geldiniz. Bugünkü paylaşımım genellikle hepimizin çiçeklerinde ara ara böceklenme oluyor. Bu böceklere karşı bugün pratik ve basit bir çözümümüz var. İlk olarak yapmamız gereken böceklerin yaşam alanlarını veya yumurtlama alanlarını darmadağın etmemiz lazım. Bu demiş olduğumuz işlemle başlayalım şimdi. Bir kalonşo çiçeğim var. Çiçeğimizin, toprağının kuru olması lazım. Nemli toprakta bu işlemi yapmıyoruz. Bir çatal yardımıyla toprağımızı karıştırıyoruz. Artık bir çatalınızı sadece bu işler için kullanacaksınız. Feda etmeniz gerekiyor çatalınızı. Değerli takipçilerim, görmüş olduğunuz gibi çiçeğimizin köklerine çok fazla yanaşmadan toprağımızı çatalımızla karıştırıyoruz. Bu toprağa karıştırma işlemini her gün sabah akşam yaptığımızda böceklerin yumurtalarının yerlerini değiştirmiş olacağız. Böylece kuluçka dönemini engellemiş olacağız. Yumurtadan da lavra çıkamayacağı için sinek sorununu da çözmüş oluyoruz. Şimdi size bir diğer yöntemimizi de göstermek istiyorum. Bu yöntemde odun külü Yalnız bu odun külünün gerçekten odun külü olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Boyalı, vernikli bir tahta parçasının külü olmaz. Bunun gibi medefe, sunta gibi tahtalarında külü olmaz. Külümüzü eliyoruz. Eledikten sonra 1,5 litrelik bir pet şişem var. 1 litre civarında su doldurdum içerisine. Şimdi bir yemek kaşığımızla 4 kaşık olacak şekilde külümüzü şişemize koyuyoruz. Şişemizin ağzını kapakla kapatıp iyice çalkalayacağız. Artık küllerimizin dibe çökmesini bekleyeceğiz. Tabi ben daha önceden sizler için hazırlanmıştım bir başka şişeme külümü. Kül şişemizin dibine çöktü. Şimdi bu şişemizdeki külümüzün suyunu süzdürme işlemi yapacağız. Bir yarım litrelik pet şişem var. Pet şişemin ağzını kestim. Bir çorap geçirdim. Siz tülbent de koyabilirsiniz süzdürmek için. Şimdi süzdürme işlemini yapalım. Karışımımız kullanıma hazır artık. Bir fısfısım var. Şimdi bu fısfısımın içerisinde bu karışımı döküyorum. Değerli takipçilerim, çiçeğimizin saksı toprağına bu sıvıyı uygulayacağız. Çok fazla toprağımızın ıslanmasını istemiyoruz tabii ki de. Bu sıvıyı verirken topraktan yapraklarına vermemeye dikkat edelim. Bu işlemi her gün sabah akşam günde iki kez yapmanız gerekiyor. Bu sayede yumurtaların olgunlaşmasını engelleriz lavradan çıkmalarını önlemiş oluruz. Bu sayede çiçeklerimizin böceklenmesinin önüne geçmiş oluyoruz. Son kez hatırlatayım. Her gün sabah akşam çatal yardımıyla topraklarımızı karıştırıyoruz. Ve demiş olduğumuz gibi günde hem sabah hem de akşam fısfıs yardımıyla toprağımızı nemlendiriyoruz. Böylelikle bir paylaşımımın daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.